sesleniş konuşmamıza bırakarak bugünlük 2022 değerlendirmesi ve 2023 programı bölümümüze noktayı koyuyoruz. Geçtiğimiz yılı kapatırken çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yılın başına göre iki kat artışla 8.507 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldığımızı, buradan tüm çalışanlarımız ve işverenlerimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz 2023'ün ilk iş gününü geçen yılın ihracatını 254,2 milyar dolarla kapattığımızın sevincini milletimize ilan ederek açtık. Dün de 2022 enflasyonunu %64,27 oranıyla kapattığımızın haberini aldıktan sonra memurlarımızın ve emeklilerimizin maaş artışlarını yeniden bir değerlendirdik. Malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl memur maaşlarında %87'lik artışa gitmiş, özellikle Temmuz ayında %42'ye varan bir zam yapmıştık. Enflasyon oranına endeksli hesaplara göre memurlar ve memur emeklilerinin %16,48 oranında, SSK ve Bağkur emeklilerinin ise %15,4 seviyesinde maaş artışı alması gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumlarını bildiğimiz için bu oranlara razı olamadık. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarımızla yaptığımız değerlendirme sonunda bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında %25'lik bir artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Bunu da dün katıldığımız memur buluşmasında kamuoyuna bu şekilde duyurmuştuk. Memur buluşmasına giderken bakanlarımıza bu oranı daha da yukarı çıkartacak formüller bulmaları talimatını vermiştik. Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını %30'a kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyor. Ayrıca en düşük emekli maaşı tutarını da 3.500 liradan 5.500 liraya çıkartıyoruz. Bunların yılın ilk 6 ayına ait zamlar olduğunu, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeni artışlar yapılacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum.
yeni memur ve emekli maaşlarının çalışanlarımızla tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Asgari ücret artışında da ifade ettiğim gibi yıl içinde beklenmedik durumlar ortaya çıkması halinde Temmuz ayındaki düzenlemede bunun telafisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca geçtiğimiz hafta kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen düzenlemeyi herhangi bir yaş şartı getirmeden çıkartacağımızın müjdesiyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Yenileriyle tüm emeklilerimizin hayatlarını hak ettikleri şekilde sürdürebilmeleri için gereken her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Son olarak milletimizle paylaşmak istediğim bir diğer husus da şudur. CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence getirilmesi konusunu anayasa teklifiyle aile kurumumuzu güçlendirecek ilave bir adımla birlikte kökünden çözme irademizin biz takipçisiyiz. Şayet bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilirse biz önümüze gelen değişikliği onaylar ve yürürlüğe sokarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde bir oy sayısıyla meclisten çıkarsa zaten anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Böyle bir tablo oluşması halinde ise milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz. Bu hususta gelişmeleri yakından takip edip üzerimize düşeni yapacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'de yapılamaz, edilemez, başarılamaz, hayata geçirilemez denilen ne varsa hepsini de insanımızın hizmetine sunmuş olmanın memnuniyeti içindeyiz. Bizde yapay gündem olmaz, şov olmaz, göz boyama olmaz. Bizde sadece yaptıklarımız ve yapacaklarımız vardır. Bizim yaptıklarımızdan haberi olmadığı gibi atma hazırlığında olduğumuz adımları sahiplenmeye kalkanlar ise sadece kendilerini kandırırlar. Şimdi de bu konuyla ilgili tartışmaları görüntüleriyle şöyle kısaca bir hatırlayalım.